Cumhuriyet Halk Partisi Ünye İlçe Başkanlığında Ordu Milletvekilliği aday adaylığı açıklama süreci devam ediyor. CHP ilçe yönetimi partilerinin aday adayları Profesör Doktor Sait Kapıcıoğlu ve Sebanur Delican Özdemir'in tanıtım toplantısında bir araya geldi. Ünye İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda aday adayları özgeçmişlerinden ve projelerinden bahsederken düzenlenen toplantıda kendilerini tanıtarak resmen aday olduklarını açıkladılar. Yapılacak. Buna baskın seçim diyenler oldu, hızlandırılmış seçim diyenler oldu. Bizim literatürümüzde de artık iktidar partisinin Türkiye'yi idare edememesinden kaynaklı bir erken seçim. Ve bu seçimin çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Tekrar tekrar anlatmamıza gerek yok. Türkiye 24 Haziran'da yeni bir seçime girecek. Bu seçimde eğer iktidar bloku kazanırsa Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık belki de 250 yıllık birikimini bertaraf edecek bir istibdat yönetimine, bir baskı tek adam yönetimine geçeceğiz. Bu anlamda 24 Haziran'da sandığa gidiyoruz ve iki seçim yapılacak. Bir tanesi Cumhurbaşkanı seçilecek. İkincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 600 üyesi seçilecek. Partimizin bu iki değerimizi, bu iki duayen kendi alanlarında mesleklerinin zirvesinde olan bu iki üyemizi değerlendireceğine olan inancımla en iyi kararı vereceğine inanıyorum. Ünye CHP'nin ilk kuruluşunda birlikte yönetim kurulu üyeliğiyle kendim aktif olarak siyasete başladım. Daha sonra 93-2003 yıllarına kadar yine ilçe yönetim kurulu üyelikleri, ilçe saymanlığı ve ilçe sekreterliği görevlerinde bulundum. 2004-2009 genel seçimlerinde Ordu'nun 59 kişilik il genel meclisine Cumhuriyet Halk Partisi kadrosundan seçilmiş 3 kişiden birisiyim. Seçilmiş tek kadınım, ilk kadınım. Büyükşehir olduğumuz için İl Genel Meclisi kapandığından 101 yıllık tarihinde seçilmiş son kadınım aynı zamanda. Bu başarıyı sağlamış kardeşlerimizle, yoldaşlarımızla birlikte bir arkadaşınızım. Ve bu seçim tecrübemiz ve deneyimizi de partimizin bölgemizdeki %15-17 olan oyunu 38,5 yaparak belediye başkan adaylarımızla ve ilçe örgütümüzle beraber ciddi bir başarıya imza atmış bir siyasi geçmişimiz var. Bu siyasi geçmişimizin dışında en sonunda ilk kadın kollarında çalışmaktaydım ve aday adayı olabilmek için istifa ettik. Ve ilçe örgütümüzle de konuşarak, danışarak böyle bir yola, ülkemize, ordumuza, ünyemize hizmet etmek için yola çıktık. İsa Bey'in dediği gibi ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nden siyasete atılmaya karar verdim. Bilim adamı olarak zirveye çıkmış bir durumdayken baktım Türkiye'de artık bilime, bilim adamına, erdemli insanlara hiç saygı duyan kimse yok. Bu bizi fazlasıyla üzüyordu. O halde madem ki bugün siyaset tarafından yönetiliyoruz, biz yönetelim sloganıyla bilim ve siyaset felsefesinde bu siyasete atılmaya karar verdim. Bütün değerleri yıkılmış, kültürü parçalanmış, yaptığı eserleri satılmış bir ülkeyi ayağa kaldırmak için, beyaz laleler ülkesi Türkiye'yi kalkındırmak için Atatürk'ün izinde bu yola çıkmış bulunuyoruz. Arkadaşlar, bilim adamı olarak bu adayla uygun olduğumu düşünüyorum. Her vatandaş geçim parası alacak. Çalışsın, çalışmasın. İhtiyacı olsun, olmasın. Malı mülkü var mı yok mu sorulmadan bu para ödenecektir. Bu paranın kaynağı nerededir? Hiç önemli değil. Çerez parası dedikleri o makam araçları var ya,
onlar kadar bile tutmaz. Bugün dünyada bunun örneği var. Örneğin Finlandiya bunu yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri yaptı. Hiç kimse parayı nereye harcadın denetiminde olmayacak, sorgulanmayacak. Üyenin en büyük sorunu çevredir. Bugün Ordu ilinin hatta Karadeniz'in çöplüğü yapılmak istenmektedir. Hem çöplük yapılıyoruz hem de turizm cenneti diyoruz. Böyle bir çelişki olmaz. Buna sebep olan faktörleri ortadan kaldıracağız. Çöplük yapılan yerlere, kongre merkezleri, oteller, kuş gözlem evleri, deniz, su, spor tesislerinin kurulması gerekecek. Turizm cenneti olacağız. Ünye taşı sayesinde Ünye bir Floransa gibi donatılacak. Bu benim en büyük hayalim. Siyasete atılayım atılmayayım. Bunun örneğini top yanında Japon anıtını gezenler görürler. Bunu biraz taşın altına eline atanlarla birlikte daha da büyütmek istiyoruz. Şimdi benim çalışmadaki felsefem merkezinde insan olacak. Doğa ve çevre bütünleşecek. Bu doğa, çevre ve insan hümanizminde yapılan her şeye destek var. Ama onun dışında ranta dayanan bir şey oldu mu biz orada yokuz. İnsan mutluluğu bizim birinci hedefimizdir. Gerisi teferruattır arkadaşlar.